Sevgili arkadaşlar, tekrar merhabalar. Bir önceki dersimizde iki adet hareketli ortalamayı kullanmak suretiyle nasıl alsat sinyallerinin oluştuğunu ve bu iki hareketli ortalamanın değerlerine bakarak gerektiğinde hangi noktadan stop loss yapmamız gerektiğini sizlere anlatmaya çalışmıştım. Ve o dersimizin sonunda en iyi hareketli ortalamaları nasıl tespit edilebileceği ile ilgili yeni bir çalışma hazırlayacağımı belirtmiştim. Arkadaşlar, hareketli ortalama prensibi farklı bir yapıya sahiptir. Her hissenin veya her enstrümanın duyarlı olduğu hareketli ortalamalar farklıdır. Yani A hissesinde 5 ila 20 günlük hareketli ortalama çok iyi sonuçlar verebilirken, aynı hareketli ortalama bir başka hissede başarısız sonuçlar verebilir. Farklı bir hissenin daha duyarlı olduğu, daha başarılı sonuçlar ürettiği hareketli ortalaması da farklı olabilir. Peki biz hangi hissenin veya hangi enstrümanın hangi hareketli ortalamalara daha duyarlı, daha başarılı sonuçlar ürettiğini nasıl anlayabiliriz? Bunun için Matrix programında arkadaşlar bir grafik açıyoruz. Hangi grafik, hangi hisse üzerinde çalışma yapmak istiyorsak, örneğin Garanti Bankası üzerinde bir çalışma yapalım. Garanti Bankası'nın günlük periyotta en başarılı hareketli ortalamalarını bulmaya çalışalım. Bunun için arkadaşlar grafiğin üst bölümündeki kahene olarak tanımlanmış olan, kahin olarak da okunan veya bilinen diyelim, bu bölümü tıklamak üzere karşımıza gelen bu pencerede System Tester bölümünü tıklamamız gerekiyor. System Tester bölümünün bu programda, Matrix programdaki işlevi, herhangi bir indikatörü, herhangi bir formülün geçmiş dönemindeki belli bir süreci test etmek kaydıyla belli bir vadede ne kadar başarı elde ettiğini istatistiksel olarak ortaya koymaktır. Bizim de amacımız hareketli ortalama prensiplerine dayalı olarak en iyi hareketli ortalamaları bulmak ve bu en iyi hareketli ortalamaların da ne gibi sonuçlar ürettiğini rakamsal olarak görmek, yani test etmek. Tıklıyorum arkadaşlar ve karşıma bu şekilde bir pencere açılıyor. Geçmiş çalışmalarım silinsin. Evet arkadaşlar. Bu açılan penceremde yeni bir sistem tanımlayacağımız için buraya yeni sistem bölümünü tıklıyoruz arkadaşlar, şu bölümü. Ve tıklamış olduğumuz bu yeni sistem kutucuğunun ardından karşımıza yeni sistemimizi tanımlayacağımız, gerekli parametrelerini gireceğimiz bir bölüm açılmakta. Buraya öncelikle bir sistem adı vermek zorundayız arkadaşlar. Canınız hangi, nasıl bir isim vermek istiyorsa öyle bir isim verebilirsiniz. Örneğin buraya Haluk diyebiliriz. İstediğiniz ismi vermeniz mümkün. Ardından koşul bölümünde arkadaşlar, şu anda al bölümün aktif durumda. Al koşulumla ilgili olan formülümü yazmam gerekiyor. Arkasından sat bölümünü aktif hale getirip sat koşulumu gerçekleştirecek olan formülümü yazmam gerekiyor. Ve onun arkasından açığa sat, açığa kapat pozisyonlarını es geçelim. Onlarla bir işimiz yok. Değişkenler bölümüne ise oluşacak olan, karşıma gelecek olan parametreler, yani hareketli ortalama süreçleri ve periyotları ile ilgili olarak hangi periyotlar aralığında, yani 3 ila 20, 10 ila 40 gibi hangi periyotlar aralığında bir hareketli ortalama rakamlarının veya oranlarının belirlenmesini istiyorsam, periyotlarının daha doğrusu belirlenmesini istiyorsam buna dair belli tanımlamalar yapmak durumundayım. Ve sonuç itibariyle bu pencere veyahut da oluşturduğum yeni sistemin hazır duruma gelecektir. Şimdi arkadaşlar, ben bu anlattıklarımı daha önce hazırlamış olduğum ve en iyi adını vermiş olduğum pencerede bir kez daha size göstermek istiyorum. Dediğim gibi buraya bir isim vermemiz gerekiyor yeni sistem dedikten sonra. Al koşulumuz için arkadaşlar hareketli ortalamaların en maksimum düzeyde başarı sağlayanını bulabilmek için şu formülü yazmam gerekiyor. Yani al koşulumun hanesinde bu formülün olması gerekiyor. Arkadaşlar, öncelikle bu formülü şu anda kaydetmeye gayret gösterip de kendinizi yormayın. Ben bu videoyu aktardıktan, yükledikten sonra yorum bölümünde nereye, hangi bilgileri yazmanız gerektiğini yazacağım. Sizler de oradan kopyalayıp rahatlıkla alabilirsiniz. Arkadaşlar, burada İki hareketli ortalamanın kesişmesini esas alan bir sonuca gitmek istediğimiz için kesişme formülümüzü ana hatlarıyla yazmak durumundayız. Ve burada kapanış değerimi
Clause C olarak tanımlamış durumdayım. Optimum 1 ve Optimum 2 değerleri işte buraya hangi iki harekette ortalamanın geleceğinin hesaplanmasıyla alakalı olan bir terimdir. Burada görmekte olduğunuz E simgeleri ise her iki tarafta da oluşacak olan hareketli ortalamamın türünün üstel hareketli ortalamasını istememle alakalıdır. Ben üstel hareketli ortalama kullandığım için gelecek olan hareketli ortalama, tespit edilecek olan hareketli ortalamaların üstel hareketli ortalama olarak karşıma çıkmasını istiyorum. Eğer siz basit hareketli ortalama isterseniz buraya S işaretini koyabilirsiniz, simgesini koyabilirsiniz. Simple, basit hareketli ortalama olarak tanımlansın diye çağırabilirsiniz, formülü tanımlayabilirsiniz. Veya ağırlıklı hareketli ortalama istiyorsanız da W yani weight simgesini kullanmak kaydıyla da o hareketli ortalama türünde en başarılı olanların formüle edilmesini isteyebilirsiniz. Ardından arkadaşlar SAT formülü olarak da yeni bir formül giriyorum buraya. AL formülüm ile SAT formülüm birbirinin tam tersi olmak zorundadır. Bu bölümleri es geçiyorduk ve değişkenler bölümünde ise buradaki adımları şu kutucuklara yazmamız gereken değerleri yazıyoruz. Dediğim gibi ben bunları sizlere daha sonra yorum bölümünde neler yazılması gerektiğini yazacağım. Ve arkadaşlar bir not eklemek istiyorsanız not ekleyebilirsiniz. Ha, burada bir de stop noktası var arkadaşlar. Bu çalışmayı yaparken belli stop loss hedefleri koyabilirsiniz. Yani istatistik olarak belli sonuçlara varma aşamasında, örneğin kar realizasyonu bölümünde taşınan pozisyonlara uygula diyebilirsiniz. Yani pozisyon içindeyken belli bir yüzdeye ulaştığınız anda pozisyonun kapansın diyebilirsiniz. Veya zararı durdur, yani stop loss yapmayı düşünüyorsanız, böyle bir hesaplama olsun istiyorsanız, bunun sonucunu görmek istiyorsanız, işte isterseniz bunu yüzde olarak buraya %2, %3 yazabilirsiniz. %3 stop loss, %3 bir zarar söz konusu olduğu anda stop loss olsun ve pozisyonum kapansın ve ben buna göre bir istatistik görmek istiyorum da diyebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin kendinize kalmış olan bir durum. Ben şimdilik burayı boş bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi tamam diyelim arkadaşlar ve bu durumda en iyi sistem adı ile bir sistem tanımladık ve tanımlamış olduğumuz sistemimizden istediğimiz şu: bize Garanti Bankası'nın en başarılı iki hareketli ortalamasını versin ve bu hareketli ortalamaların türü de üstel hareketli ortalama olsun şeklinde. Arkadaşlar ben şimdi tekrardan buraya bir giriş yapacağım. Yolu bir kez daha göstermek istiyorum. Hangi hissenin çalışmasını yapmak istiyorsam o hissemi açıyorum. Kahin bölümünü tıklıyorum. Ardından sistem tester bölümünü tıklıyorum. Adını vermiş olduğum, ben en iyi adını vermiştim. Bunu bir kez tıklıyorum ve ardından şurada görmekte olduğunuz simülasyon kutucuğunu tıklamam gerekiyor arkadaşlar. Ve tıklıyorum simülasyon kutucuğumu da. Şimdi benim karşıma şöyle bir pencere geldi. Bu gelen pencerede ise son ayarlamalarımı yapacağım. Bana diyor ki Garanti Bankası hissesinin analizini yapmaya çalışıyorsun ve son 500 barı ben sana hesaplayacağım diyor. Yani arkadaşlar son 500 bar derken son 500 gün veya dakikalık 60 dakikalık grafiklerde çalışıyorsam eğer son 560 dakikalık grafiği dikkate alarak bir hesaplama yapacak. Ben 500 barı yeterli görüyorum. Son 1,5 yıllı bana bir hesaplama yapsın diye düşünüyorum. İsterseniz burayı bir kez tıklamak suretiyle şuradaki test bölgesi yazılı olan kutucuk aktif hale gelecektir. Burayı tıklarsanız, dilerseniz belli bir tarih aralığı seçebilirsiniz. Başlangıç tarihini ve bitiş tarihini belirleyebilirsiniz. Dilerseniz de son 500 bar, 300 bar, 200 bar gibi bir süreç belirleyebilirsiniz. İsterseniz de tüm barları kullan derseniz sistemde kaç yıllık veri varsa bunun hepsini önünüze dökecektir. Bu ayarlama tamamıyla size kalmış olan bir olaydır. Ancak çok gerilere gitmenin, çok eski tarihleri de işin içine katmanın anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü farklı periyotlarda farklı ekonomik koşullar, piyasa ortamları, şunlar bunlar vesaireler gündemdeydi. Dolayısıyla son 1,5 yıllık süre şu an için bize fikir vermesi bakımından yeterli olacaktır. Deneme yanılma yoluyla farklı süreçleri de kullanarak daha farklı sonuçlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi son 500 bar dedik. Bunun önemini veyahut da nasıl değiştirilebileceğini ifade ettim. Ve arkadaşlar buradan artık çalıştır diyorum. Bundan önce ileri tuşunu tıklarsanız eğer, burada da şu ayarlamayı yapabiliyorsunuz arkadaşlar.
Örneğin ben şu kadar para ile sisteme girmiş olsaydım, yani şu kadar para ile bir alsat işlemi yapacak olsaydım nasıl bir sonuç olurdu diye tanımlama yapabiliyorsunuz. Biz şimdi Garanti Bankası üzerinde bir çalışma yaptığı için diyelim ki 1000 TL ile Garanti Bankası'nda trade etmeye başlıyoruz. Ve başlamış olsa idik eğer. Son 1,5 yıl içerisinde bizim 1000 TL'miz ne olurdu? Yüzde kaç kazanırdı? Hangi aşamalardan geçerdi? Şeklinde bir daha somut bir sonuç görmek bakımından böyle bir imkan da sunuyor bize program. Sadece alsat işlemi yapmasını istiyorum. Açığa sat işlem vesaire gibi farklı işlemler yapmasını istemiyorum. Evet arkadaşlar, bir de burada komisyon oranı olarak 10.000'de 2 şeklinde bir rakam girdim ben buraya. Ortalama bir rakam. Siz kendi komisyon oranınızı da girebilirsiniz. Bana daha somut, olabildiğince gerçek, ödemiş olduğum komisyonları da gösterecek, bunu da düşecek şekilde net bir rakam oluşturması bakımından bu ayarlamalarımı yaptım. Çalıştır diyorum arkadaşlar ve hızlı bir şekilde karşıma şöyle bir pencere geliyor. Arkadaşlar, gelen bu pencerenin anlamı şu. Bana en başarılı olan 5 pozisyonu gösterdi ve bu en başarılı olan pozisyonun ilki, en başarılı olan pozisyon şurada görmüş olduğum, bir kez tıklamakla siyah bant ardına tanımlamış olduğum bu pozisyonum 5 kere bana işlem yaptırmış arkadaşlar. Pardon, onlara bir şunu söylemeliyim. Bu çalışmanın ardından ortaya şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. 7 günlük ve 26 günlük iki hareketli ortalama değerini bana veriyor. Garanti Bankası'nın 500 günlük süreçte en başarılı çalışan iki hareketli ortalamasının birincisi 7 gün, ikincisi ise 26 günmüş. Yani kısa periyot 7, uzun periyot 26. Bu iki hareketli ortalamanın kesişmesini bir önceki derste anlatmış olduğum ikili hareketli ortalamalardaki alsat mantığını uygulamak, bunların kesişmelerini, yani kısanın uzun olanı aşağıdan yukarı kesmesi durumunda al sinyali, kısanın uzun olanı yukarıdan aşağı kesmesini ise sat sinyali olarak algılamak kaydıyla bir alsat stratejisi oluşturmuş olsaydım, bana bu sistem 7-26'lık hareketli ortalama sistemi %74.39 oranında kazanç sağlamış. 5 adet işlem yaptırırmış ve yaptıracağı bu 5 işlemin 3 tanesi karlı olacakken 2 tanesi ise zararlı sonuçlanacakmış. Şimdi arkadaşlar, bu zarar noktasına gelelim. Sistem tester ile ilgili çalışma yaptığınız zaman asla şöyle bir sonuç görmeniz çok zordur. Yani 10 işlem yaptırdı ve 10'da 0 gibi. Önemli olan ne kadar, kaç tane zararlı işlem yaptırdığı meselesi değildir. Elbette ki gönül ister ki hiç zararlı işlem yaptırmasın. Fakat asla ve asla zararlı işlem yaptırmayan, sürekli olarak her girdiğiniz pozisyonda sizi karlı bir şekilde pozisyondan çıkartan bir formül henüz geliştirilebilmiş değil. Burada önemli olan kaç adet zararlı işlem yaptırdığı değil, sizi bu zararlı işlemlerde düşük zararlarla pozisyondan çıkarmış olması. Hepsinden de önemli olan şurada oluşan karlı pozisyonların kar marjlarının yüksek olmasıdır. Şimdi arkadaşlar, buradan acaba bize 5 tane işlem yaptırdı, 3 tanesi karlıydı, 2 tanesi zararlıydı ama %75 oranında bir kazanç sağladı ama bu işlemin detayları nedir diye. Buraya arkadaşlar çift tıkladığımız zaman karşımıza şöyle bir pencere geliyor. Bu pencere bize özet durumu vermekte. Başlangıçta 1000 liramız varmış arkadaşlar. 23.28 TL bir komisyon giderimiz olmuş 5 tane işlem yaptığımız için. Toplam 743.94 TL'de para kazanmış durumdayız. Ana paramız 1000 TL idi. Sonuç itibariyle 1743.95 TL bir paramız olmuş. 74.39 yüzde ile de bir kazanç elde etmişiz. 1,5 yıl içerisinde Garanti Bankası'nda bu hareketli 7 ve 26 hareketli ortalamalarını kullanarak işlem yapmış olsaydık sonuç buymuş. Son olarak ise 29.2018 tarihinde bize bir al işlemi yaptırıyor. 6.46 seviyesinden ve hala da pozisyon içerisinde olduğumuzu ifade etmekte. 7 ve 26 hareketli ortalamalarımızın rakamsal değerlerini görmektesiniz. Şimdi arkadaşlar, işlemlerin detaylarına bakalım. Hangi tarihte ne yaptırmış bize? Arkadaşlar, dediğim gibi son 1,5 yılı esas aldığımız için 12.01.2017 tarihinde
2017 yılının başında al demiş. Elimizde 1000 TL paramız vardı. Böyle tanımlamıştık biliyorsunuz. 7.34 seviyesindeymiş bu tarihte Garanti Bankası'nın aktif alış fiyatı ve kapanış fiyatı daha doğrusu. 7.34 seviyesinden aldığımızda 135 lot alabiliyoruz 1000 TL'mize karşılık olarak ve 998 TL'si kullanılmış durumda. 1.98 TL'de komisyon ödenmiş. Arkadaşlar bu tarihte aldığımız pozisyonumuzu 11.09.2017 tarihine kadar tut demiş. Bu tarihe kadar sattırmamış ve bu tarihte bir sat sinyali üretmiş. Elimizde 135 lotumuz vardı ve sat sinyali 10.04 seviyesinden gelmiş. Yani 7.34'ten gelen al sinyalini 10.04 seviyesinde sat konumuna çevirmiş. Ve burada satış yapmış. 2.71 TL komisyon ortaya çıkmış. Ve sonuç olarak benim 1000 TL'm 1359 TL'ye ulaşmış. 7.34'ten aldık, 10.04'ten sattık ve paramız 1359 TL'ye ulaştı. Ardından arkadaşlar 18.10 tarihinde tekrardan bir al sinyali üretmiş. Yani ortalamalar yukarı kesişme sistemini oluşturmuş ve al koşulu oluştuktan sonra elimizdeki parayla yani 1359 TL ile 138 adet hisse almışız. 9.78 seviyesinden bu al sinyali gelmiş. Ancak 24.10 tarihinde yaklaşık 6 gün sonra sat sinyaline dönüyor ve 9.49'dan satış yaptırıyor. Dikkat ediniz arkadaşlar, 1356 lira paramız vardı. Bu 1314 TL'ye düştü. Burada zararlı bir işlem yaptırıyor. Ancak yaptırmış olduğu zararlı işlem son derece küçük bir zarara işaret etmekte. Biraz önce de bunu vurgulamaya çalışmıştı. Önemli olan zararlı işlem yaptırması değil, önemli olan zararlı işlem sayısı değil, buradaki zarar oranlarının düşük olmasıdır. Ardından arkadaşlar 31.10 tarihinde tekrar al diyor. Elimizdeki para miktarı bir miktar düştüğü için 131 lot alabiliyoruz ve fiyat 10 TL. 10 TL'den alıyoruz ama arkasından 9.56 seviyesinden tekrar bir sat sinyali geliyor. Bu 9.56 seviyesinden gelen sat sinyali olumsuz bir sinyal olarak paramızı 1251 TL'ye düşürüyor. Ancak arkadaşlar 12.12 tarihinde 9.64 seviyesinden tekrardan bir al sinyali oluşuyor. Elimizdeki paramızla 129 lot Garanti Bankası hissesi alabiliyoruz ve 5.03 tarihine kadar yaklaşık 3 aylık bir sürecin sonucunda 10.98 seviyesinden bu hissenin satışı için bize sinyal üretiyor ve paramız 1418 TL'ye ulaşıyor. Arkasından arkadaşlar 29 tarihinde 6.46 seviyesinden bize alış sinyali geliyor. Dikkat ediniz arkadaşlar. 5 Mart tarihinde 10.98 seviyesinde karlı bir satış yaptırdıktan sonra oluşan sat sinyali ta ki 6 ay devam ediyor ve 6.46 seviyesine kadar bizi bir zarardan korumuş oluyor. Şu seviyeden gelen sat sinyali dikkate almamış olsaydık bu oranda bir zarar olasılığımız olabilirdi. Dolayısıyla şuralarda oluşan 2 adet zararlı işlem, bu zararlı işlemlerin ardından birbirine yakın seviyelerden, sattığımız fiyatlara yakın seviyelerden, belki biraz daha yukarı seviyeden alım işlemi yaptık. Bir miktar zarar ettik. Satmamış olsaydık belki bu zararlar olmayacaktı ama sattıktan sonra sonucun ne olacağını asla bilemeyiz. Biz satarız, 3-5 kademe sonra tekrar bir al sinyali gelebilir. Niye sattık diye üzülebiliriz ama tersi durumda şurada olduğu gibi oluşan sat sinyali bu seviyelere kadar bizi koruyabiliyor. 6.46 seviyesinden gerçekleşen al sinyali ise hala devam etmekte. Şu an Garanti Bankası hissemiz 8'ler seviyesinde cereyan ediyor. Dolayısıyla %74 civarında bir kar oranı oluşmuş 1,5 yılda ama son sinyalimiz de hala aktif durumda. Şimdi arkadaşlar bu işlem detaylarını bu şekilde gördükten sonra burada pozisyonların alındığı, kaç barda ne olduğunu veyahut da ne miktarda kar ve zararların oluştuğunu detaylarını görmek mümkün. Performansı tıkladığımız zaman kırmızı eğrimiz oluşan performansın konumunu göstermekte. Yüzde ve getiri karşılaşması olarak farklı istatistiksel bilgilere ulaşmak mümkün olabilecektir burada. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yapalım. Burada grafik üzerinde göster şeklinde bir tuşumuz var. Bunu tıkladığımız zaman, bu bölümü tıkladığımız zaman
Burada grafik üzerinde al ve sat sinyallerinin hangi noktalarda oluştuğunu da daha net görmek mümkün. Bakınız şurada bir sat sinyali oluşmuş ve oluşan sat sinyali 10.98 seviyesinden oluşmuş. Bu seviyeye kadar düşüş devam etmiş. Asla al demiyor ve şu noktada al diyor. Bunu grafik üzerinden de görmemiz ve de incelememiz mümkün. Şuradaki çizgimizin yatay bir çizgi olmasının sebebi bu süre içerisinde pozisyonumuz yok. Yani şuradan gelen sat sinyalinden sonra biz bu nakdimizi koruduğumuzu farz ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuyla ilgili olarak bu çalışmamızı sadece günlük periyotta yapmak zorunda değiliz. Burada sistem tester bölümüne tekrar geldiğimiz zaman dilersek Garanti Bankası'nın farklı bir periyotta da en iyi hareketli ortalamalarını tespit edebiliriz. Yine ben buradan en iyi diyorum. Simülasyon diyorum. Karşıma gelen bu penceremde Garanti Bankası işlem görülmekte. Burada eğer ben örneğin 180 dakikalık periyotta en iyi çalışan hareketli ortalamaları görmek istiyorsam, gün içerisinde trade ediyorsam veyahut da çok daha erken bir sinyal almak istiyorsam, yön değişimini çok daha erken algılamak istiyorsam, bu durumda farklı bir periyotta kullanabilirim. 180 dakika, 60 dakika, haftalık veya aylık. Bu tamamıyla size kalmış bir şeydir. Bunu işaretledikten sonra mutlaka yapmam gereken bir başka şey var arkadaşlar. Tüm periyotları değiştir. Bunu da tıklamak durumundayım. Bunu tıkladıktan sonra şuradaki periyot hanesinin altında istediğim periyot mutlak surette yazmalı. Eğer bu yazmıyorsa doğru sonuç alamam. Bunun arkasından arkadaşlar çalıştır diyorum bu tanımlamaları yaptıktan sonra ve karşıma şöyle bir sonuç geliyor. Ne diyor? Gördüğünüz gibi hep kırmızı. Burada 10 işlem yaptırmış. 5 ve 29 ortalamanın son 5 sonuca göre daha başarılı olduğunu ifade ediyor. Ama bu sisteme göre 3 saatlik, 180 dakikalık bir periyodu seçerek eğer ben hareketli ortalama prensibini kullansaydım %15 civarında bir zararın oluşabileceğini ifade etmekte. Arkadaşlar bunun haricinde bunu da ifade ettikten sonra isterseniz bir nokta daha belirteyim isterseniz. Tek tek bütün hisseler üzerinde bu çalışmayı tek tek yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz arkadaşlar yolumuz aynı, en iyi işte seçimini yapıyoruz. Bu seçimi yaptıktan sonra simülasyon diyoruz ve simülasyon sonrasında karşımıza gelen pencerede istersek arkadaşlar şurada çoklu sembol seçimi bölümünü tıklamak kaydıyla endeks 30, endeks 50, endeks 100 veya bütün hisse senetlerinin de taramasını yaptırma şansımız vardır. Ben çok uzun sürmesin diye endeks 30'u seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya sıralanıyor. Okey diyorum. Gördüğünüz gibi buraya hangi hisselerin taramasının veyahut da en iyi hareketli ortalamalarının tespit edilebileceğinin bölümü çıktı. Buraya atandı ve çalıştır diyorum arkadaşlar. Şimdi karşıma uzun bir tablo gelecek. Çünkü 30 hissenin hareketli ortalamalar içerisinde hangi başarılı, en iyi başarılı sonucu ne şekilde verdiğini göreceğiz. Evet arkadaşlar. Böyle bir istatistiksel durum ortaya çıkmış durumda. Gördüğünüz gibi Türk Hava Yolları'nın oldukça başarılı bir sonuç elde ettiğini grafik olarak görmekteyiz. Biz burada arkadaşlar maksimum getiri, ortalama getiri, minimum getiri hanelerine çok fazla bakmayalım. Sadece ortalama getiriye bakalım. Daha makul bir sonuç olması bakımından. Arkadaşlar Türk Hava Yolları hissesi şu sütunları tıkladığım zaman, bu satırları tıkladığım zaman aşağıdan yukarı veya yukarıdan aşağı sıralama yaptırabiliyorum. Arkadaşlar burada Türk Hava Yolları hissesinin %236 oranında bir karlılık sonucuna ulaştığını görmekteyim. Bu durumda en çok marjı yaratan Türk Hava Yolları'na bakacak olursam burada 6 adet işlem yaptırdığını görüyorum. Sistemin 5 adet karlı, 1 adet ise zararlı işlem yaptırmış arkadaşlar. Türk Hava Yolları için en iyi çalışan hareketli ortalama ise yine 7 ve 26 olarak olmuş. Yani 7 ve 26 günlük üstel hareketli ortalamalar Türk Hava Yolları'nda 5 kez karlı işlem yaptırırken 1 kez zararlı işlem yaptırmış, çok başarılı bir sonuç vermiş ve %268 oranında bir başarıya imza atmış durumda.
Arkadaşlar bu bölümü çift tıklamak kaydıyla işlem detaylarını görmek istiyorum. Bu başarıya nasıl ulaştığını anlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi 1000 TL parayla buraya girmiştik. Pardon, 10.000 TL parayla girmiştik bu sisteme. Ve sonuç itibariyle arkadaşlar 10.000 TL'nizin karşılığında %268.1 kazanç oluşmuş. 36.889 TL gibi önemli bir kazanca ulaşmış oluyoruz son 1,5 yıl içerisinde oluşan sonuca göre. Arkadaşlar, şimdi burada işlemlerin detaylarına bir bakmaya çalışalım. İşlem detaylarında 13.1 tarihinde arkadaşlar 5.01 seviyesinden al sinyali ulaşmış ve bu 5.01 seviyesinden yaklaşık 1992 adet hisse alabilmiş durumdayız ve 5.53'ten sattırmış. Tekrardan 4. ayda 5.67'den alım yaptırmış, alım sinyali gelmiş ve 9.24 seviyesine kadar bu sinyal devam etmiş ve 9.24 seviyesinden yani yaklaşık 5 ay sonra sat sinyali oluşmuş. Arkasından 9.49 seviyesinde 2017'nin 10. ayında 9.49 seviyesinden bir al sinyali geliyor ve 18.25 seviyesine kadar bu sinyal devam ediyor. Derken arkadaşlar 14.67'den al sinyali gelmiş, 15.37'den sattırmış, 16.77'den gelen bir al sinyalimiz var, 17.57'den devam etmiş ve sonuç itibariyle en son gelen sinyal 16.40'dan 21.11 tarihinde gelmiş ve bu sinyal de şu anda halen devam etmekte. Yani Türk Hava Yolları için oldukça başarılı bir sonuç ortaya çıkmış. 7 ve 26 günlük üstsel hareketli ortalamalar itibariyle. Arkadaşlar şimdi birkaç deneme daha yapalım isterseniz. Birkaç örnek daha verelim isterseniz. Örneğin son günlerde çok hareketli olan hisselerden veya iyi prim yapmış olan hisselerden örneğin Koza. Ben hemen grafiğimde Koza yazıyorum. Koza grafiğim geldi. Kahin bölümünden sistem tester'a geliyorum. Ve burada en iyi seçtikten sonra simülasyon diyorum. Bakalım Koza için son günlerde başarılı, karlı bir seyir içerisinde olan Koza için sistemimiz ne diyor? En iyi hareketli ortalama sistemimiz ne diyor? Arkadaşlar Koza için en iyi çalışan hareketli ortalama 1 ve 12 günlük hareketli ortalamalarmış. 1 ve 12 günlük üstel hareketli ortalamalar en başarılı sonucu vermiş. %156.94, %157 gibi çok ciddi bir kar marjı yaratmış bu ortalamanın kullanılması. 34 adet işlem yaptırmış. Bunun 10 tanesi karlıymış, 24 tanesi zararlıymış ama sonuç itibariyle böyle bir karlılık oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bunun detaylarına bir bakalım isterseniz. Zarar sayısının önemli olmadığını belirtmiştim. Önemli olan zararların miktarından ziyade oluşan kar marjlarının büyüklüğüdür. Şimdi arkadaşlar buradaki tabloya baktığımız zaman 1000 TL'lik bir rakamın 1569 TL'ye ulaştığını, yani 1569 TL getiri elde ettiğini, sonuç olarak 2569 TL gibi bir overall rakamın oluştuğunu görmekteyiz. Biz son günlerde hareketli olması itibariyle bu hisse üzerinde durmuştuk. Acaba son sinyal ne zaman gelmiş? Yani Koza hissesi bu hareketli ortalamasına bağlı olarak en son hangi seviyeden al sinyali üretmiş? Bunu anlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5.11.2018 tarihinde 5.78 seviyesinden Koza için al sinyali gelmiş. 5.78 seviyesi arkadaşlar. 5.11, 5 Kasım tarihinde 5.78 seviyesinden bu hareketli ortalama prensibine bağlı olarak gelen al sinyali şu anda ne olmuş? Grafik üzerinde göster diyelim arkadaşlar. Grafiğimize baktığımız zaman bakınız şurada al demiş 6.16'dan. Sat demiş 6.29 seviyesinden, ancak en son vermiş olduğu al sinyalini 5.78 seviyesinden vermiş ve bu sinyal halen devam etmekte ve listemiz 7.78 seviyesine kadar ulaşmış durumda. Arkadaşlar hareketli ortalama, ikili hareketli ortalama prensipleri içerisinde illaki al veya sat noktasını beklemek gibi bir zorunluluğunuzun olmadığını,
Uygun direnç ve destek noktalarına ulaştığı zaman da işlem yapılabileceğini önceki analizde zaten size izah etmiştim. Şimdi Koza'nın durumu böyleymiş arkadaşlar. Yine son günlerde hareketli olan senetlerden Nivas arkadaşlar. Evet, Nivas için acaba sinyal ne zaman oluşmuş arkadaşlar, buna bakalım. Evet, aynı yolu takip ediyoruz. Çalıştır diyoruz ve karşımıza arkadaşlar şu sonuç geliyor. Nivas için en iyi çalışan hareketli ortalama 2 ve 28 günlük hareketli ortalamalarmış arkadaşlar. 2 ve 28 günlük hareketli ortalamalar kullanılmış olsaydı Nivas'ta %119 oranında bir getiri elde etmek mümkün olabilirmiş. Detaylarına bakalım arkadaşlar. Çift tıklıyorum. 1000 TL 2194 TL'ye ulaşabiliyormuş 1,5 yıllık süre içerisinde. Ve işlem detaylarına baktığım zaman Nivas en son sinyalini ne zaman oluşturduğuna bakıyorum arkadaşlar. 13-11 tarihinde yaklaşık 10 gün önce 0.64 seviyesinden bu prensibe göre Nivas al sinyali üretmiş ve sonuç itibariyle grafik üzerinde görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Daha önce şu noktadan bir sat sinyali üretmiş. 1.1 seviyelerinden ve 0.60 seviyelerine kadar bu zarardan korumuş ve bu seviyede tekrardan al diyor 0.64'ten. Ve Nivas'ın ulaşmış olduğu seviye 1.22 seviyesini en yüksek değer olarak bugün 22 Kasım tarihinde görmüş ve tavan seviyesinden kapatmış durumda. Arkadaşlar görüldüğü gibi hareketli ortalamalar her zaman ve her zaman başarılı sonuçlar üretmiyor. Ancak başarılı sonuçlar ürettiği zaman zaman zararlı sonuçlar üretse de başarılı sonuçlar ürettiğinde de çok ciddi marjlar oluşturabiliyor. Bir de arkadaşlar olumsuz bir sinyal üreten bir örnek vermeye çalışalım. Son günlerde Kardemir'de oldukça sıkıntılı bir süreç yaşamakta. Bir de Kardemir D'ye bakalım arkadaşlar. Kardemir D'nin en iyi hareketli ortalamalarını kullanarak izlemiş olsaydık acaba hangi seviyeden sat sinyali vermiş olurdu? Hangi seviyeden sat sinyali vermiş olurdu arkadaşlar? Bu sorumuzun cevabını arıyoruz. Kardemir D'nin en iyi hareketli ortalamalarına bakıyoruz. Çünkü en iyi hareketli ortalama bize sat sinyali vermekte durumunda. Dolayısıyla burada Kardemir D'nin seçili, günlük periyodumuz seçili ve çalıştırılıyorum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, Kardemir D için tablomuz da şöyle. Kardemir D için 8 ve 22 günlük hareketli ortalamaların, üstsel hareketli ortalamaların en başarılı hareketli ortalamalar olduğunu görüyoruz. 4 tane karlı işlem yaptırmış, 5 tane zararlı işlem yaptırmış, toplam 9 işlem yaptırmış ve 1,5 yıllık son 1,5 yıllık süreçte yani 500 barlık süreçte %144 oranında bir getiri sağlamış. Şimdi bu işlemlerin detaylarına ve Kardemir D için son sinyal durumunu görmeye çalışalım arkadaşlar. Ekranıma sığdırmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, işlemler bölümüne geliyorum ve işlemler bölümüne geldiğim zaman arkadaşlar en son Kardemir D için 24.09.2018 tarihinde bir sat sinyali oluşmuş. Bu sinyal 4.26 seviyesinden oluşmuş arkadaşlar. 4.26 seviyesinden gelen sat sinyali var ve Kardemir D'nin bugünkü durumunu görmek bakımından grafik üzerinde göster diyorum. Evet arkadaşlar, Kardemir D için gördüğünüz gibi 4.26 seviyesinde oluşan bir sat sinyali var ve Kardemir D bugün 2.50'ler seviyesine kadar 2.50'ler seviye evet 2.53 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı. O halde Kardemir D'nin en iyi hareketli ortalamaları bilinseydi ve bu hareketli ortalamalara bağlı olarak hissenin takibi yapılmış olsaydı bu kadar ciddi bir zararın oluşmasından kurtulmak da mümkün olabilirdi. Sevgili arkadaşlar, hareketli ortalamalarla ilgili bu bilgileri aktardıktan sonra son bir bilgi olarak da sistem tester dediğimiz bu bölüm sadece hareketli ortalamaların sonuçlarını test etmemekte. Aynı zamanda başka indikatörlerin de
başka indikatörlerin de ne oranda bir istatistik yarattığını, ne oranda bir başarı sağlayabildiğini de bize vermekte. Örneğin MACD indikatörüne bakalım. Neden MACD indikatörüne bakalım dedim arkadaşlar? Daha doğrusu neden bir başka indikatöre bakalım dedim? Buradaki amacım şu. Sadece ve sadece bir hissenin en iyi indikatörü hareketli ortalamalar olmayabilir. Yani siz illaki hareketli ortalama prensiplerini kullanmak ve bunun da en iyi ortalamasını bularak işlem yapmak durumunda değilsiniz. Bir hisse için acaba hangi indikatörü kullansam daha iyi bir sonuç elde ederim gibi bir düşünceniz olabilir. Bu durumda farklı indikatörleri de test etme şansına sahip bulunmaktasınız. Bunun için arkadaşlar MACD indikatörünü seçelim ve tabii ki bunun formül yapısı farklı olacaktır. Bunun formül yapısını da ben yine aynı zamanda yorum bölümünde sizlere tanımlamaya çalışacağım istek olur ise. Bunu bir test etmeye çalışalım arkadaşlar. MACD'yi dedik. Şu anda Kardemir D hissemin ekranı açık durumda. Kardemir D'de MACD indikatörü uygulanmış olsaydı acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Her şey aynı arkadaşlar. Çalışma prensibimiz tamamıyla aynı. Ve bu indikatörüme bağlı olarak bir takipte bulunuyor olsaydı %91.99 yani %92 oranında bir başarı oranı olurmuş. Oysa ki ben hareketli ortalamalarda %150'ye ulaşan bir başarı oranı elde etmiştim. Buradaki şeye bakalım arkadaşlar, hangi seviyeden sat sinyali oluşturduğuna bakalım bu indikatörümüzün. Son olarak arkadaşlar sat sinyalini, evet, 2.55 seviyesinden vermiş durumda. Çok geç bir şekilde gelen bir sat sinyali. Zira MACD indikatörünün oldukça yavaş sinyal üreten ama az sinyal üreten bir sistem olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar topluca bir analiz yapmak istersek, topluca bir çalışma yapmak istersek, yani şu bölümde 5, 6, 7, 8, 10 sayısı hiç önemli değil. Farklı farklı indikatörleri tanımlayıp da acaba bir hisse senedinde hangi indikatörüm daha sağlıklı çalışıyor, hangi indikatör daha iyi sonuçlar veriyor şeklinde bir düşüncem varsa, bu durumda birden fazla indikatör seçerek topluca da bir sonuç, topluca da bir rapor alabilirim. Örneğin en iyi indikatörümü seçelim. MACD zaten seçelim. Momentum indikatörümüzü seçelim. Skolastik indikatörümüzü seçelim. Ve ara sayı seçelim. Bir de TRIX seçelim arkadaşlar. Bu 5-6 indikatörün toplu sonucunu görmek istiyorum arkadaşlar. Amacım şu, herhangi bir hisse senedinde en iyi çalışan indikatör hangisidir? En başarılı çalışan indikatör hangisidir? Bunu anlamaya çalışacağım. Simülasyon diyorum arkadaşlar. Bana şimdi Kardemir D hissemle ilgili olarak en iyi çalışan indikatörü verecek. Tabii ki yüzdesel ve de oransal bakımdan. Kısa bir süre içerisinde, evet, geldi bile sonuçlar. Evet arkadaşlar, burada görmekte olduğunuz üzere 3-6 adet indikatörüm mevcut ve bu her indikatörüme yönelik olarak sonuçlar tanımlanmış durumda. Ben burada ortalama getiriye bakıyorum arkadaşlar ve ortalama getiri bölümünde sıralamayı şurayı bir kez tıkladığım zaman aşağıdan yukarı doğru, bir kez daha tıkladığım zaman yukarıdan aşağı doğru bana bir sonuç verecektir. Arkadaşlar, Kardemir D hissemle TRIX indikatörünü kullanmış olsaydım %218.65 civarında bir getiri elde etmiş olabilirdim. Onun haricinde sırasıyla aşağı doğru farklı farklı indikatörleri kullandığım zaman hangi oranlarda getiriler elde edebildiğimi de görebilmiş oluyorum. Bu vesileyle sistem tester bölümü aracılığıyla hareketli ortalamaların en iyi, en doğru periyotlarını bulma konusunda yaptığımız bu analizde sistem tester konusuna girmiş iken bunu da size göstermiş olmak istedim. Bu şekilde hangi indikatörü kullanmak istediğinize de karar verebilirsiniz. Arkadaşlar, umuyorum ki yararlı bir çalışma olmuştur. Kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Tabii ki en önemlisi bu prensiplere bağlı olarak başarılı sonuçlar elde etmeniz ve karlı, kazançlı sonuçlara erişebilmenizdir. Başarılar, mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın, saygılarla efendim.